أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, ihlasımızın, takvamızın, ahiret azığımızın artmasına vesile eylesin. Birbirimize karşı olan Allah için muhabbetimizin, samimiyetimizin ziyadeleşmesine Rabbim vesile eylesin. Günahlarımızın affına, taksiratımızın mahvine Cenab-ı Hak vesile eylesin. Bilhassa çocuklarımızın hidayetine de vesile eylesin. Kıymetli dostlar, siz kardeşlerimizle bir araya gelince okunan ayeti kerimeler, kim nereden okursa o ayeti kerimeleri bir müzakere etmiş oluyoruz. Sonuçta Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği her zaman tazedir. Her zaman tazedir. Hiçbir zaman eskimez. 1400 sene önce indiği zaman hangi tazelikte idiyse bugün de aynı tazeliktedir. Tatlı sesiyle bir hafız efendiyi, bir hoca efendiyi dinlediğimiz zaman keennehu nezele cediden, sanki o okuduğu şeyler taze inmiş gibidir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in özelliği ve güzelliğidir. Kıymetli dostlar, okunan ayeti kerime Ali İmran suresinin 14. ayeti kerimesi. Oradan itibaren ayetler okundu. Ben de bu okunan ayetlere mana vermiş olacağım. Biraz önce kulağımızla dinlediğimiz, huzur içerisinde efendim dinlediğimiz ayetlerde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere neler söylemiş oldu? Hangi tembihlerde bulunmuş oldu? İşte bunu görmüş olacağız. Bu ayetli kerimelere mana vermeden önce Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresinin baş tarafında gerçek müminleri anlatırken şöyle diyor. Bu tarif Cenab-ı Hakk'ın tarifidir. Gerçek müminleri tarif ediyor. İnnemel müminun. Ancak gerçek müminler, hakiki müminler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah dendiği zaman sıradan bir isim duymamışlardır. Sıradan bir şey kulaklarına vurmamıştır. Allah deyince hani akan sular durur derler ya, Allah deyince kalpleri ürperir. Kardeşim Allah için dur bakayım dediği zaman durmasını bilir. Allah için yürü dendiği zaman ha Allah için mi dendi yürümesini bilir. Yani Allah adı zikredildiği yerde o etkilenir. Birinci özellikleri bu. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, Allahu Teala'nın ayetleri okunduğu zaman onlara zâdethum imanen, o ayetler onların imanını artırır. Yani o ayetleri dinlemeden önceki halleriyle ayetleri dinledikten sonraki halleri aynı değildir. Mutlaka o ayet akülerini doldurmuştur. Hani telefonu şarja takarız. Şarja taktığımız zaman 20 ise 10 dakika sonra 30 olmuştur. Yani bu ne demektir? Bu telefon şarj çalışıyor demektir. Makinesi veya pili sağlamdır. Şarj da çalışıyor demektir. Şimdi Kur'an ayetleri okunmaya başlandığı zaman tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'e şarjı taktık, kendi şarjımızı taktık. Eğer bu bizdeki imanı, bizdeki takvayı, bizdeki ihlası artırıyorsa o zaman bizim pilimiz sağlamdır. Şarj olmaya elverişlidir. Ayetler bizi şarj ediyor demektir. Ama hani affınıza sığınarak söylüyorum. NATO mermer, NATO kafa derler. Yani hiçbir şey anlamam. Başında neyse sonunda da o. Hani Araplarda bir şey var. Kellim kellim la yenfa. Konuş konuş faydası yoktur işte. Adın reşit sen de sen işit. Tabii elbette toplum içerisinde öylesi de var, böylesi de var. Bu bakımdan biz bu ayeti kerimeleri dinledikçe ki zaten siz kardeşlerimiz, dostlarımız
Buradaki 15 günde bir olan toplantımızın asıl maksadı zaten hem dertleşiyoruz, hem muhabbetimizi artırıyoruz, hem mutlaka olmazsa olmazımız nedir? Kur'an ayetlerinden müzakere etmektir, din müzakeresi yapmaktır. Ki sahabe-i kiram Ridvanullahi aleyhim ecmain, bu din-i cellil İslam'ı en güzel bilen ve ona en çok aşık olan insanlardı. Onlar birbirleriyle yolda karşılaştıkları zaman teal, nü'min sa'aten derlerdi. Yani gel dostum seninle bir oturalım, biraz iman, Kur'an müzakeresi yapalım, imanımızı bir coşturalım derlerdi. Bir araya gelip, biraz oturup, Kur'an müzakeresi, din müzakeresi yapmayı iman müzakeresi olarak kabul ederlerdi. Bu bakımdan gerçek müminleri anlatırken bir, Allah anıldığı zaman Celle Celaluhu kalpleri ürperir. İki, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman o ayetler imanlarını coşturur. Üçüncü özellikleri de ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Yalnız Allah'a, Rablerine güvenirler. Bir insanın bileğinin gücü çok sağlam olabilir. Silah gücü de çok olabilir. Efendim ekonomik durumu da çok iyi olabilir. Ama bunların hiçbirisi Allah'a güvenmekten daha sağlam değildir. Dolayısıyla bileğinin gücüne güvenen insan bileği kırılabilir, kolu felç olabilir. Ne olacak o zaman? Babasına, dayısına güvenen babası ölebilir, dayısı ölebilir. O zaman ne olacak? Varlığına, servetine güvenen insanın serveti de yok olabilir. Birden hakile yekson olabilir. Kısacası Allah her zaman hay ve bakidir. Karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde. Amerika'ya gitsek, Çin'e gitsek, İngiltere'ye gitsek, göklere çıksak, yerin dibine insek, nereye gidersek gidelim, Allah bizimle beraberdir. Ya Rab dediğimiz zaman, buyur kulum der bize. Onun için kredi kartının çalışmadığı yerler olabilir. Cebimizdeki paranın geçerli olmadığı yerler olabilir. Derdimizi anlatmak istediğimiz zaman anlatabilecek bir insan bulamayabiliriz. Ama Allah her yerde vardır. Onun için insan her şeyden çok Allah'a güvenmiş olacak. Hani meşhurdur. Dervişin birisi gidiyormuş çölde. Giderken demiş ki ben şimdi kuyu bulurum. Kuyu bulurum ama kovası yoksa su alamam. Yanıma bir ip ve kova alayım. Efendim kuyuda su olur. İp ve kovayı da salarım. Su ihtiyacımı gideririm der. Gerçekten bir kuyuya varır. Kuyuda efendim kova yok, ip yok. Götürdüğü kovayı ve ipi değerlendirir. Kuyudan su çeker. Fakat kuyuya varmadan önce, daha doğrusu kuyuya varmadan önce bakar ki kuyuda bir, affedersiniz, geyik su içiyor. Su, kuyunun suyu taşmış böyle. Geyik oradan su içiyor. Demiş ki eyvah, ben ipi ve kovayı fuzuli getirdim. Kuyunun suyu dolmuş, taşıyor. Geyik bunu görünce kaçmış. Bu yaklaşınca su kaybolmuş. Aşağı doğru inmiş. Derviş ellerini kaldırmış. Ya Rabbi demiş, benim senin yanında ha bu hayvan kadar değerim yok mu demiş. Bu hayvan için suyu çıkardım ta yukarıya. Ben gelince su gitti aşağı. Benim bu hayvan kadar değerim yok mu senin yanında? Hatif'ten bir ses geldi. Yani bir ses geliyor ama nereden geldiği belli değil. O bize güvenerek geldi. Sen ipine ve kovana güvenerek geldi. Onun ne ipi vardı ne de kovası vardı. Ben ipimle kovamla su alırım diye gelmedi. Su alırım diye geldi. Cenab-ı Hakk'a güvendi. Tabiri caizse Cenab-ı Hak onun suyunu gönderdi. Ama sen yola çıkarken nereye güvendin? Al sana ip, al sana kova. Kuyuda buluruz, vardır çölde kuyular. Çekeriz suyumuzu dedin. Buyur sen. İpini de kullan, kovanı da kullan. Onun için bir hadis-i şerifte de şöyle geçiyor. لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلْ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Eğer siz gerçekten Cenab-ı Hakk'a layıkıyla tevekkül etmiş olsanız, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar akşam yatarlar, dinlenirler. Sabahleyin kalktıklarında kursakları boş. Ama akşam bir daha yuvalarına dönerken mutlaka karınları doymuştur. Hangi fabrikada,
hangi iş yerinde, hangi lokantada, hangi rızık teknesinde rızıklarını temin etmişlerdir. Cenab-ı Hak havada uçan kuşların da topraktaki böceklerin de rızkını tekefül etmiştir. Dolayısıyla gerçek müminlerin birinci özelliği Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. İkinci özellikleri Allah'ın ayetleri okunduğu zaman şarj olurlar. Üçüncü özellikleri yalnız Allah'a güvenirler. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُنَ الصَّلَاةَ Dördüncü özellikleri namaz konusunda hassastırlar. Bugün bir kardeşimiz geldi. Dedi hocam bir resmi nikah kıydı bizim gençler dedi. Dini nikah kıyabilir miyiz? Dedim tamam alın gelin dedim kıyalım. Ailece geldiler. Neyse nikaha oturduk. 5 dakikada bitmesi gereken nikah 25 dakika yarım saat sürdü. Ne oldu? Dedim delikanlıya buluğa erdin mi? Dedi buluğa erdim dedi. Kaç yaşındasın dedim. Dedi 23 yaşındayım. Dedim yani ben buluğa erdin mi deyince neyi kastettim biliyor musun? Neydi kastettin dedi. Dedim namazını kılıyor musun? Ha dedi o konuda dedi biraz gevşeyim dedi. O zaman sen buluğa ermedin dedi. Kızım dedim sen namazını kılıyor musun dedim. Ben de kılmıyorum dedi. Peki Ramazan'da Ramazan'ı kılıyorum dedi. Dedim o zaman dedim nikah kıymaya gerek yok dedim. Gidin dedim başkasına nikah kıydırın dedim. Niye bana geldiniz ki siz? Ondan sonra dedim ki delikanlıya bak yavrum dedim. Sen de bir iş yerinde çalışıyorsun doğru mu? Evet dedi. Bir ayda 150 vakit namaz var. Sen de ki cumaları kılıyorum. O zaman bir ayda 4 tane namaz kılıyorsun. Yani bir ayda Cenab-ı Hak senden 150 vakit mecburen farz o demek namaz istiyor. Sen 146 tanesini kılmıyorsun. 4 tanesini kılıyorsun. Tamam ben elhamdülillah diyorsun. Peki ben sana soruyorum. 150 saat işe gitmen gerekirken 4 saat gitsen patron ne yapar? Kovar beni dedi. Nasıl oluyor dedim matematiği iyi yap. Patron seni kovarsa başka bir patron bulursun. Ama Allah seni iman dairesinden kovarsa, kulluğundan kovarsa nereye gidersin dedi. Neyse hanım kız da delikanlı da söz verdiler. Böylece 5 vakit namaza başlayacaklarına söz verdiler. Biz de nikahlarını kıydık. Yoksa gidin başka yerde kıyın dedik. Bize gelmenizin bir anlamı yok. Hanım kız geldi. Tamamen başı açık falan geldi bir tane de. Şahit olarak geldi. Senin ne işin var dedim buraya. Nerede dedim bir başörtüsü. Benim odada başörtü arıyorlar. Neyse birisinin montunu kafasına geçirmişler. Efendim. Dedim ki ona da biraz nasihat ettim. Fakat iyi salladı kafasını. Yani nasihati dinlerken kafasını iyi salladı. Dedim ki zannedersem burada yaptığımız konuşmadan en çok bu kızımız etkilenmiş olsa gerek. Hayatı buradan çıktıktan sonra değişir diye düşünüyorum dedim. Şimdi kıymetli dostlar, müminin gerçek müminin dördüncü özelliği neydi? Namaz konusunda hassas olurlar. Karada, havada, denizde her zaman ve her yerde namazsız asla. Şimdi önümüzdeki bu ayın içerisinde 24'ünde falan Almanya'ya sohbet için çağırdılar. Arkadaş şimdi bilet işini ayarlıyor. Bilet işini ayarlarken aradı beni. Dedi hocam dedi. Falanca saati alırsak uçak namaz saatine tevafuk ediyor. Akşam namazı uçakta geçmiş olacak. Böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım diye. Yani arkadaş bileti alırken neyin hesabını yapıyor? Namazın hesabını yapıyor. Doğru mu yapıyor? Elbette doğru yapıyor. Şimdi biraz önce Maga Center'da gıda üzerinde çalışan bir abimiz var. Yusuf abimizde. Annesi rahmetli oldu. Cenab-ı Hak ona da bütün geçmişlerimizi de rahmet eylesin. Bu kardeşimiz namaz konusunda değil, cemaat konusunda çok hassas. Diyor ki ben diyor Trabzon'a gideceğim zaman uçaklara bakalım diyor. Yani cemaatle namaza yetişebileceğim uçak saati hangisi ise o saati tercih ederim. Mutlaka ben diyor namazımı cemaatle kılmam lazım diyor. Kendi ifadesiyle cemaatle kılmam lazım diyor. Uçak biletini ona göre ayarlarım diyor. Şimdi gerçek müminlerin birinci vasfı neydi? Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.
İkinci vasıfları ayetleri dinlediği zaman şarj olurlar. Üçüncü vasıfları yalnız Allah'a güvenirler. Dördüncü özellikleri namaz konusunda hassas olurlar. Beşinci özellikleri de ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim verdiğimiz, onlara verdiğimiz rızıklardan, bizim verdiğimiz rızıklardan Allah için verirler. Seve seve verirler. Çünkü inanır ki benim verdiğim gerçekten benimdir. Geri kalan ne olacak onu Allah bilir. Dost mu olacak, düşman mı olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak onu Allah bilir. Ama şurası kesin, Allah için verdiğimiz kesin bizimdir. Beş tane özellik saydıktan sonra bakın ayeti kerime nasıl geliyor. Ulaike humul mu'minune hakka. Hakka mümin bunlardır diyor Cenab-ı Hak. Gerçek mümin bunlardır diyor. Demek ki biz bir, Allah anıldığı zaman kalplerimiz ürperirse, ayetler okunduğu zaman imanımız coşarsa, yalnız Allah'a güvenirsek, namazda hassas olursak ve infak konusunda yani Allah için verme konusunda da hassas olursak, Cenab-ı Hak bizi ilan ediyor. Gerçek müminler, hakka müminler bunlardır diyor. Rabbim her birimizi bu zümreyi naciyeye dahil eylesin. Amin. Şimdi işte Ali İmran suresinden okunan ayeti kerimelere geçiyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki kullarım züyyine linnâsi hubbuş şehevât. Dünyada yaşayan bu insanlar, siz insanlara bazı şeyler süslü gösterilmiştir. Gözünüze cazip gelir, gönlünüze cazip gelir, gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Nedir bunlar? Minen nise, erkekler kadın konusunda hassas olurlar. Bir insan, sonuçta Cenab-ı Hak erkeği erkeklik duygularıyla yaratmış, kadını da kadın duygularıyla yaratmış. Erkek hanıma ihtiyacı vardır, hanımın da erkeğe ihtiyacı vardır. Ne olursa olsun kadın insanın hayatında müstesna bir yeri vardır. Cennette bu kadar nimetler var. Aklı hayale gelmeyen nimetler var. Cenab-ı Hak cennetin o kadar güzel nimetlerini anlattığı gibi cennetteki aile hayatını da müstakillen uzun uzun ayetlerle anlatıyor. Demek ki ne kadar nimetler bol olursa olsun erkek için kadın, kadın için de erkek ayrı bir nimettir, ayrı bir güzelliktir. Bundan dolayıdır ki eşlerimizi gerçekten bir değer olarak bilmeliyiz. Şunu unutmamamız lazım ki gülünü koklamak isteyen dikenine katlanır. Kıymetli dostlar, eşlerimiz bizim için öyle büyük bir nimettir ki bizi en büyük haramlardan bir haramdan kurtarmış olur. Hayat arkadaşımız çocuklarımızın annesi, onların terbiyecisidir. Bize yaptığı psikolojik arkadaşlık gerçekten yeri doldurulabilecek cinsten değildir. Annenin yerini kimse dolduramaz. Ama anne de eşin yerini dolduramaz. Yani babanın yerini kimse dolduramaz. Ama eşin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır. Baba babadır, anne annedir, eş ayrıdır. Bir insan annesinin babasının yaşadığı bölgeye gitse seferiliği bitmez. Hala seferi olarak devam eder kendisi ayrı bir yerde oturuyorsa. Ama eşini bir yere yerleştirmişse, diyelim ki eşini Bursa'ya yerleştirdi. Bir başka eşini de İstanbul'a yerleştirdi. İstanbul'a geldiği zaman seferi değildir. Bursa'ya gittiği zaman da seferi değildir. Yani vatani aslilik eşe göre ayarlanır ama anneye babaya göre ayarlanmaz. Bunu niçin söyledim? Annenin yeri elbette müstesnadır, babanın yeri müstesnadır ama eşin yerini kimse dolduramaz. Bizim bir Kelle Sebahattin diye bir yaşlı abimiz vardı, polis emeklisiydi. O çocukları falan olmamıştı. Yaşlı yaşlı pirifaniydi, hanımını kaybetti. Hanımını kaybettikten sonra bize gidip, biz o zaman talebe veya gençtik. Hem talebelik dönemimizde hem de hocalık dönemimizde onu tanıyoruz. Böyle tatlı tatlı gevrek gevrek sohbeti vardı. Derdi ki hoca efendi, hoca efendi, hanımlarınızın kıymetini bilin, hanımlarınızın kıymetini bilin. Eldeyken kıymeti bilinmeyebilir. Tabii hanımlara konuşurken de ne demek lazım? Beylerinizin kıymetini bilin demek lazım. Bu karşılıklıdır. Tek taraflı değil. Ancak şurası önemli kıymetli dostlar. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ. Yani insanlara kadın süslü gösterilmiştir. Kadın süslü gösterilmiştir dendiği zaman
Bunun iyi tarafı var, kötü tarafı var. Ni'mel avnu aleddinil mer'atü salihatü. Saliha bir kadın, bir insanın dinine ne güzel yardımcıdır. Yani evimizde saliha bir kadın varsa, baktığın zaman seni mesur ediyorsa, emrettiğin zaman sana itaat ediyorsa, evde olmadığın zaman evine çocuğuna sahip çıkıyorsa, şerefini koruyorsa, bu ne büyük nimettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim hepimizin eşlerini saliha olanlardan eylesin. Bizi de onlara salih eşlerden eylesin inşallah. Şimdi kıymetli dostlar, bir insanın eşine sevgi sahibi olması ayrı şeydir. Mutlak kadınlara düşkün olması ayrı şeydir. Şimdi affınıza sığınarak söylüyorum. Sadece piyasadaki durumu bildiğim için söylüyorum. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bazı dostlarımızın yurt dışına çıkışlarında oteldeki karşılaştıkları manzarayı kendileri anlatıyor. Bir başka arkadaşlarıyla ilgili de anlatıyor. Yurt dışına gittiğimizde eşimiz bizim yanımızda olmadığında otellerde bize gelecek olan teklifler, 1, 2, 3, birisini reddettin, ikisini reddettin, üçüncüde pes dersen mağlup oldun, bitti. Yani kadına karşı düşkünlük insanda var mıdır? Vardır. Derviş de olsa vardır, hoca da olsa vardır, ne olursa olsun vardır. O zaman Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Kullarım diyor, kadına karşı diyor, kadın sizlere süslü gösterilmiştir. Ben bu ayeti kerimenin tefsirine bakıncaya kadar, hani şehvet 10'dur, 9'u kadındadır, 1'i erkektedir diye biliyordum. Ama bu ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki, erkeklerin şehveti kadınların şehvetinden daha fazladır. Kadın caziptir, cazibe merkezidir ama erkek kadına daha fazla düşkündür ifadesini bu ayeti kerimenin tefsirinde gördüm. Şimdi insanlara süslü gösterilen ne varmış? Birinci sırada kadın meselesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ümmetime en büyük fitne olarak kadını korkuyorum buyurmuştur. Beni İsrail'in inkirazı kadından olmuştur buyurmuştur. Dolayısıyla toplumun bozulması kadının ahlaken bitmesinden, tükenmesinden kaynaklanıyor, neşet ediyor. Bir yerde fuhuş için, zina için atmosfer elverişli olursa orada kokuşma başlamış olur. Cenab-ı Hak bizi ve neslimizi benzeri tehlikelerin kafesinden muhafaza eylesin. İkinci dünyada insanın sevebileceği, süslü gösterilen şey velbenin, insanın çocukları. İnsan koşar, koşuşturur. Efendim, hep bir hastalık gelse, bir sıkıntı gelse, bir tahlil yapsa, tahlilde doktor dese ki senin durumun iyi değildir, hemen gözünün önüne çocukları geliyor. Yani ben eğer ölürsem çocuklarım diye hemen insanın gözünün önüne çocukları geliyor. Bir savaşa gideceği zaman savaşa gidecek ama çocukları varsa hemen gözünün önüne çocukları geliyor. Ona tampon oluşturabiliyorlar. İnsanın çocuklarına düşkünlüğü normaldir ama bunun anormal tarafı nedir? Anormal tarafı şudur. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, la tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm, malınız ve çocuklarınız Allah ile aranıza girmesin. İbadetinizi engellemesin. Kur'an'ınızı engellemesin. Namazınızı engellemesin. Zikrinizi engellemesin. Zekat vermenizi engellemesin. Allah yolunda koşmanızı engellemesin. Eğer engellerse o zaman siz yandınız. Zarardasınız, ziyandasınız. Çünkü mal da gidecek, evlat da gidecek sonunda. Allah ile buluşacaksın. Başka bir şey yok. Başka çaresi yok. Birincisi kadınlar. İkincisi çocuklar size süslü gösterildi, sevdirildi. Vel kanatiril mukantarati minezzehebi vel fiddati. Altın ve gümüşten biriktirdiğiniz sermayeleriniz, paralarınız, bunlar da size süslü gösterildi. Bunlara da meftun olursunuz. Vel hayril müsevvemeti, kaliteli vasıtalarınız, binekleriniz, onlar da size süslü gösterildi. Yani piyasada şöyle kaliteli vasıtalar var. Onu alsam, bunu alsam, onu alsam, bunu alsam. Bunun müzakereleri insanı meşgul eder mi? Eder. Helalinden, meşru daireden insan almış olsa, ihtiyacında kullansa, Allah yolunda kullansa zarar eder mi? Etmez. Ama Mevla buyuruyor ki bunlara gönlünüzü kaptırırsın, ben size söyleyeyim diyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Vel hayril müsevvemeti vel en'ami vel harz. Bazıları
mesela at, deve, koyun, inek gibi hayvancı olanlar da daha çok bunlara düşkün olmuş olurlar. Efendim yurt dışından getirir, yurt dışından çoğaltır. Bir de ziraatçiler ziraata, tarlaya düşkün olurlar. Bunlar size süslü gösterilmiştir. ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Mevla buyur ki bunlar dünya hayatının metaıdır. Yani eşleriniz, çocuklarınız, altınlar, gümüşler, vasıtalar bunlar size süslü gösterilir. قُلْ اَعُنَبْ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ Kullarım şu gerçeği ben size söyleyeyim. Allah var ya, onun yanında o kadar güzel şeyler var, o kadar güzel şeyler var. Bunlar hiçbir şey değildir. Yani bunlara kaptırıp kendinizi yoldan çıkarsanız Allah'ın yanında gittiğiniz zaman oradakileri kaybetmiş olursunuz. Ama bunlara aldanmazsanız, kadının konusunda zinaya düşmezseniz, yanlışa düşmezseniz, çocuklar konusunda yanlışa düşmezseniz, diğer konularda yanlışa düşmez ilahi kriterlere uyarsanız o zaman Allah'ın yanında sizi bekleyen çok güzel sonuçlar vardır. Dedikten sonra şöyle buyuruyor. Kul Habibim de ki eunebbiukum ey Allah'ın kulları ben size haber vereyim mi? Bi hayrim min zalikum şu yukarıdan beri saydığım gönül bağlayabileceğiniz şeylerden çok daha hayırlısını size haber vereyim mi? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Takva sahibi olan, haram konusunda, helal konusunda hassas olan, ibadetler, farz olan ibadetler konusunda hassas olan, yani takva sahibi insanlar var ya, لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Altlarından nehirler akan cennetler, köşkler vardır. Hiçbirisi bunlara benzemez. Şimdi her eşin mutlaka tatlı günleri olur, acı günleri olur. Bazen çok takdir eder, bazen tenkit eder. Yani acı günler, tatlı günler çocukta da olur, eşte de olur, her şeyde olur. Her vasıtanın kendine göre nesi vardır? Bir vergisi var, bir külfeti var, bir vurulması var, bir vurması var vesaire vesaire. Ama cennetteki hiçbir nimetin vallahi tek külfeti yoktur. Yani bir insan yüz binlerce sene cennette yaşasa bir defa fatura istenmeyecek, fatura ödemesi istenmeyecek kendisine. Bir defa kendisinden para istenmeyecek. Hiçbir zaman yokluk diye bir şey görmeyecek. Hiçbir defa kolesterol veya obezite gibi bir sıkıntı, şeker sıkıntısıyla karşı karşıya kalmayacak. Yüz binlerce sene insan cennette dolaşsa kavga yapan bir başkasını asla görmeyecek. Kendi aile hayatında da hiçbir zaman nankörlük ile karşı karşıya kalmayacak. Bir insan hep güzel olabilir mi? Hep tatlı olabilir mi? Ancak cennette olabilir. Gidince göreceksiniz ki bu anlattıklarımın hiçbirisinde mübalağa yoktur. Hatta anlatmasını beceremediğimi o zaman siz fark edeceksiniz. قُلْ اَوْنَبِّيُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ Ben size şu dünyada gözünüzü, gönlünüzü kaptıracağınız şeylerden çok daha hayırlısını haber vereyim mi? Ver ya Rabbim. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتَ الْاَنْهَارِ Takva sahibi olan insanlar için, Allah'tan korkan insanlar için, efendim, altlarından nehirler akan cennetler vardır. Altlarından akan nehirlerin aktığı cennetler de halidine fiyâ, orada ebedi oldukları halde. Şimdi Umre'ye nasip olursa birinci ayda gideceğiz. Arkadaşlar yakın olan otelleri daha çok seçiyorlar, tercih ediyorlar. Çünkü yakın otel olunca tavaf meselesi daha kolay oluyor, daha fazla tavaf etme şansı vardır. Otelin şimdi yemeğinin güzel olduğunu, kahvaltısının yemeğinin güzel olduğunu, odalarında temiz olduğunu kabul edelim. Peki kaç gün kalacağız? 8 gün, 10 gün diyelim. 10 gün sonra otel bizim midir? Değildir. Ama cennete girdik. Mükemmel mi mükemmel? Kaç gün kalacağız? Ne kaç gün ya? Sınırsız işte. En güzel tarafı orasıdır. Halidine fiha. Orada muhallet oldukları halde. Ve devamında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. وَاَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ Pırıl pırıl tertemiz kılınmış hanımlar vardır, eşler vardır. Yani dünyada ne olursa olsun biz erkeklerde de kadınlarda da affedersiniz içimiz işkembe doludur. İdrar veya sıvı veyahut da öbür türlü efendim
kendimizi tahliye etmemiz gereken hoş olmayan şeyler vardır. Ama cennette idrar diye bir şey yoktur arkadaşlar. Terlemek suretiyle, geğirmek suretiyle yediklerimiz çıkmış olacaktır. O terde o kadar mükemmel koku, güzel koku etrafa saracaktır ki o güzel kokunun benzeri dünyada yoktur. Cennet böyle bir hayattır. Akıl, hayal odaki güzellikleri asla kavraması burada mümkün değildir. İnşallah gidince göreceğiz. Rabbim her birimizi annelerimizle, babalarımızla, eş ve çocuklarımızla ilk cennete girenlerle, girenlerden eylesin. Ve ezvacun mutahharatun diyor Cenab-ı Hak. Tertemiz kılınmış. Demek ki dünyadaki eşlerimiz de cennete girdiği zaman Cenab-ı Hak onları da pırıl pırıl yapacak. Bizi de pırıl pırıl yapacak. Cennette özel olarak yarattığı cennet eşlerinde zaten pırıl pırıl yaratmıştır. Hadis-i şerifler onların güzelliğini, parlaklığını anlatırken böyle gerçekten insanın iştahını kabartacak. Ancak bu kadar olur diyebilecek güzelliklerini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize anlatıyor. Ve rızvanun minallah. Kullarım hepsini koydum bir tarafa. Bir de Cenab-ı Hakk'ın sizden rızası vardır. Yani size bu kadar nimetleri veriyor. Ondan sonra da diyor ki size kullarım. Siz dünyada imtihanı kazandınız. Ne imtihanlardan geçtiniz? Siz pes etmediniz. Teslim olmadınız nefis ve şeytana. Mücadele ettiniz. Ayağınız kaydığı zaman istiğfar ettiniz. Harama dikkat ettiniz, helale dikkat ettiniz, farza vacibe dikkat ettiniz, imtihanı kazandınız. Şimdi ben sizi sevdim, ben sizden razıyım, sizinle arama artık kimse giremez. Dünyada Allah ile kul arasına şeytan giriyor, nefis giriyor. Ama artık cennet hayatı başlayınca ne olmamıştır? Allah ile kul arasına girecek hiçbir tehlike kalmamıştır. Cenab-ı Hak, kulum bak sen şimdi cennetin kapısından içeri girdin, burada ebedisin. Sayısız nimetler seni bekliyor. Aklın hayalini almadığı, görmediği, tahayyül edemediğin nimetler seni bekliyor. Ama hepsini koy bir tarafa. Ben senden ebediyen razıyım diyecek. Ve kullarım ben size rızamı helal kıldım. Bundan sonra asla size gazap etmeyeceğim diyecektir. Bunu söylediği zaman inşallah bunu hep beraber duyacağız. Biz bunu duyduğumuz zaman belki cennetteki o kadar nimetlerden duyduğumuz hazdan daha fazlasını bu cümleden duymuş olacağız. Rabbim hepimize nasip eylesin. Ve ezvacun mudahharatun ve ridvanun minallah vallahu basirun bil ibad. Kullarım ben kullarımı gözetliyorum. Hepinizi gözetliyorum. Nasıl yaşadığınızı, ne yaptığınızı, hangi hedeflere koştuğunuzu ben çok iyi biliyorum. Ellezine yekulune rabbena. Bu takva sahibi olup cennetin bu güzel nimetlerini hak edenler kimlerdir? Ellezine öyle kullardır ki yekulune rabbena innena amennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve qina azâbennâr. Ey Rabbimiz, biz iman ettik derler. İmanda hiç sıkıntımız yok. Ama günahlarımız var, bugüne kadar olmuştur. Ne olursun bizleri bağışla diye bana yalvarırlar. Ben de onların günahlarını bağışlarım. Ve qina azabennar, cehennem ateşinden bizi koru, biz ona tahammül edemeyiz. Günahlarımızı affet, bundan sonra da işlemekten bizi koru ve muhafaza eyle derler. Cehennem korkusuyla bana sığınırlar, günahlarından bana sığınırlar, imanlarını tekit ederler. İşte bu kullarım için ben cenneti bekletiyorum. Es-sabirine ve's-sadikine vel-kanitine vel-munfikine vel-müstevfirine bil-eshar. Bu kulların özelliklerini şöyle sayıyor. Bir defa bunlar ibadet konusunda sabrederler. Bu benim kullarım. İbadet konusunda pazara kadar değil, ayda 4 cuma ile değil, 150 vakit ise 150 vakit. Es-sabirin ibadeti başından sonuna kadar, pazara kadar değil, mezara kadar kulluğuna devam ederler. İkincisi haramlardan, günahlardan kaçmakta öyle 2 defa, 3 defa falan değil, devamlı haramdan kaçmaya çalışırlar. Ayağa kaydığı zaman hemen tevbe etmesini, ayağa kalkmasını bilirler. Üçüncüsü de gelen bela ve musibetleri Allah'tan geldi bilirler ve sabrederler. Gerçekten sabır konusunda Gazze'deki kardeşlerimiz, o kadınlar, o yaralılar, o çocuklar, o yaşlılar gerçekten dünya tarihinde ayetleri okuyarak anlayamayacağımız örneği bize yaşatıyorlar. Yani biz bakıyoruz, dayanamıyoruz, ağlıyoruz, gözyaşı döküyoruz. Onlar gerçekten bu acıyı yaşayan o insanlar iyi bir sabrediyorlar
ve sabır örneğini bize gösteriyorlar. Cenab-ı Hak onların sabrından bize de ihsan eylesin. Sabır dendiği zaman kıymetli dostlar, bir ibadetlere devam konusunda sabır, iki haramlardan sakınma noktasında sabır, üçüncüsü de gelen bela ve musibetlerin Allah'tan geldiğini ve arabanın sileceği gibi, arabanın sileceğini için her zaman çalışır mı? Her zaman çalışmaz. Ne zaman çalışır? İşte camda yağmur, kar vesaire olduğu zaman yolu görelim diye çalışır. İşte insanın başına gelen bela ve musibetler böyle silecek gibi insanın günahlarını siler. Sabredersek siler. Bu üç konuda insan sabretmiş olacak. Ve sadıkine bir de Cenab-ı Hak, ben bu cenneti vaat ettiğim kullarım dürüst olacak. Yani orada başka burada başka değil. Sözünün eri olacak. Verdiği sözü yerine getirecek. Hem Allah'a verdiği sözü, hem eşine verdiği sözü, hem efendim arkadaşlarına, çevresine verdiği sözü yerine getirecek. Şimdi kıymetli dostlar, geliyor vatandaş annesiyle, babasıyla, işte ailesiyle nikah kıymaya. İşte diyorum ki kızım siz mehir olarak ne istiyorsunuz? Kızın babası şimdi kızım diyor hani biraz fazla iste diyor. Kalkıyor çocuk da diyor ki 100 tane altın istiyorum diyor. Tamam diyorum, yani damat isterse o da onaylarsa ben yazarım da. Biraz sonra dönüyorum diyorum ki baban annene ne kadar mehir verdi? Şimdi 100 tane mehir istiyorsun. Tamam da baban annene ne kadar mehir verdi? Annesi orada, yenge hanım ne kadardı sizin mehriniz? Bir şey değildi diyor, 3 tane 5 taneydi. İki peki aldın mı onu, yok vermedi onu diyor. Şimdi eşlerimize verdiğimiz sözler var. Çevremize verdiğimiz sözler var. Mevla es-sadıkine diyor. Yani benim takva dediğim özelliğe sahip olan kullar dürüst olacaktır. Allah'a karşı dürüst. Şimdi 5 vakit namazı bana söz verdin diyorum delikanlıya. Geç beni ya, sen benden önce Allah'a söz verdin zaten. Allah'a verdiğin sözde sadık ol yeter yani. Onun için es-sadıkine dürüst kullar demektir. Bu bakımdan kıymetli dostlar, dürüstlük Müslümanın olmazsa olmaz ilkesi olması lazım. Bir şey söyleyeyim size. Bir yerde eğer dürüst olmazsanız atıyorum 10 milyon kazanacaksınız. Dürüst olursanız 1 milyon kazanacaksınız. Vallahi o 1 milyon 10 milyondan çok değerlidir. Siz dürüstlükten vazgeçmeyin. O 1 milyon 10 milyondan çok daha değerlidir. Cenab-ı Hak 10 milyonu elinizin tersiyle itip 1 milyona razı olduğunuz için belki onu size 100 milyon olarak verir. Hem dünyada verir hem ahirette verir. 50-50 olacak, 1 milyonda kazanamayacaksın. Dürüstlükten vazgeçme. İnsanın dürüstlüğü, Müslümanın dürüstlüğü parayla ölçülmez. Öyle 10 milyon, 100 milyona insanın dürüstlüğü değiştirilmez. Dürüstlük ayrı bir özellik, ayrı bir güzelliktir. Es-sabirin bir sabır konusunda hassas olacaklar. İki, dürüstlük konusunda hassas olacaklar. Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve ibadet ve itaat konusunda da emirler neyse buna boyun eğecekler. Vel munfikine, para harcama noktasında da Allah yolunda harcama noktasında da cimri olmayacaklar. İşte bu güzellikleri taşıyanlar, bir de vel müstağfirine bil eshar. En zor tarafını söylüyor kıymetli dostlar. Bir de seher vakitlerinde Allah'ım ne olursun beni bağışla, günahlarımı bağışla, kusurlarımı affeyle diye seher vakitlerinde özellikle herkesin uykuda olduğu bir saatte kalkarlar, bana ellerini açarlar, secdeye kapanırlar, yalvarırlar, Allah'ım ben kulum, kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz, sen bizleri bağışla diye Cenab-ı Hakk'a bana yalvarırlar diyor. Ben bunlar için cenneti hazırladım, cennette eşleri hazırladım, bütün nimetleri hazırladım, dünyada gözünüzü gönlünüzü kaptıracağınız her şeyden çok daha hayırlıdır diyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Hoca Efendimizin okuduğu ayeti kerimelerde Rabbim bunları buyurdu. Şimdi ben inanıyorum ki bunları dinlediğimiz zaman hepimiz şarj olduk mu dostlar? Hepimiz şarj olduk. İşte bu biraz önce Enfal suresinde okuduğum ayetin bize tecellisidir. Rabbim devamını, tamamını, kemalini nasip eylesin. Rabbim dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Çocuklarınızdan, eşlerinizden, işlerinizden, yuvanızdan yüzünüzü güldürsün.
Kazancınızdan Rabbim yüzünüzü güldürsün. Hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan sizi, eşlerimizi, her birimizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim bizden güzel eserler bırakarak ahirete göçmeyi nasip eylesin. Çocuklarımıza da güzel eserler bırakarak ahirete göçmeyi nasip eylesin. Bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olanlarına Rabbim garika yarık rahmetler eylesin. Hayatta olanlarına da sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eylesin. Bu müesseselerin de kıyamet sabahına kadar cihana ışık tutacak alim, fazıl insanları yetiştirmesini, ehli Kur'an insanları yetiştirmesini ve böylece bizim sadaka-i cariyemizin de çoğalmasını Rabbim nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim tekrar Gazze'deki kardeşlerimizi mansur-u muzaffer eylesin. Düşmanlarını mağlub-u makhur eylesin. Çok mutlu haberleri duymayı da bizlere nasip eylesin diyorum. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.